Devam edelim sevgili seyirciler. Şimdi tabii en çok yani konuşulması gereken ve biraz da uzun bir konu ama FETÖ, terör örgütü bu aşamaya nasıl geldi? Biraz onu konuşacağız ama ben reklama giderken Sayın Emine Ağoğlu'na söz vereceğim demiştim. AKP'nin bu kapatma davasını bir konuşalım çünkü diğer kısım birazcık daha geniş. Şimdi bu davalarda bulunanlar mesela... nasıl tavır sergilendi o zaman? Neler yaptılar ve o kişiler şimdi neredeler? Evet, şu anda ben mesleğin dışındayım. Birçok arkadaşım bu şekilde hakkında dava açılan, soruşturma açılan ve meslekten ayrılmak durumunda kalan birçok arkadaşım var. Adalet Kalkınma Partisi hakkında dava, kapatma davası öncesinde uzunca bir süre ben görev aldım soruşturma sürecinde. Bu soruşturma sürecinde Fethullah Gülen örgütü ile Adalet Kalkınma Partisi arasındaki ilişkiyi ilk kez o dönemde yaptığımız soruşturmalarda ortaya koydum. Açıkça bunlar Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen dosyada da yer aldı. Burada bizi izleyenlere gösterelim. Burada 2003 yılında hemen Adalet Kalkınma Partisi iktidarına başlar başlamaz Fethullah Gülen örgütü ile Adalet Kalkınma Partisi arasında ki ilişkileri, Fethullah Gülen örgütünün kollamaya yönelik yaptığı iş ve işlemleri, Dışişleri Bakanlığı üzerinden gerçekleştirilen kriptolar, Fethullah Gülen'in eğitim kurumlarının desteklenmesi gibi birçok noktada Dışişleri Bakanlığı'yla, diğer kurumlarla yazışmalar yapıp bunları dosyasına koyduk. Ve çok açıkça Fethullah Gülen'in devleti şer'i esaslara dayandırma amacı güden bir terör örgütü olduğunu da vurguladık. Ve o dönemde işte Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir makalemdir. Dışişleri Bakanlığı da bize cevaben yazdığı yazıda Fethullah Gülen'i bir örgüt olarak nitelemiştir. Bugün bilmiyorduk, etmiyorduk, şuydu buydu değil. Fethullah Gülen'le ilişkileri Adalet Kalkınma Partisi'nin iktidara başlamasıyla, hatta daha geriye gidelim. Adalet Kalkınma Partisi öncesinde Refah Partisi dönemindeki yerel yönetimlerin elde edilmesi süreci. O yerel yönetimlerin elde edilmesi süreci ve oradan gelen mali kaynaklar Adalet Kalkınma Partisi'nin kuruluşunu hazırlamıştır. Ve Adalet Kalkınma Partisi ile birlikte Fethullah Gülen örgütü iktidar olanaklarını en ileri derecede kullanmaya başlamıştır. Bunlar ilk kez o dönemde ortaya konulmuştur. Kapatma davasında da açıkça yer almıştır. Ancak kapatma davasında belgelenen, ortaya konulan bu hususlar o dönemde Anayasa Mahkemesi'nin, daha sonra Adalet Kalkınma Partisi'nde görev alan davanın raportörü ve diğer kişiler tarafından bunların gerçeği yansıtmadığı, Dışişleri Bakanlığı örgüt demesine rağmen AKP Dışişleri Bakanı nitelendirmelere söz konusu edilmiş ve davada değerlendirme dışı bırakılarak sanki AKP ile FETÖ arasında hiçbir ilişki, irtibat kurulmamış gibi o davada bunu değerlendirme dışında bırakarak Adalet Kalkınma Partisi'nin FETÖ ile ilişkisi olmadığı gibi bir sonuç yaratmışlar. Ben bütün halkımız önünde şunu sorayım. Adalet ve Kalkınma Partisi ile FETÖ arasında hiçbir bağlantı yoksa, şunu bir hukukçu olarak altına imzamı atarak söylüyorum ve soruyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı eylem ve işlemlerin çok daha azını Refah Partisi yapmıştır. Kapatılması doğrudur. Siyasi parti kapatmak savunulacak hoş bir şey değildir. Ancak demokrasiyi yaşatmak için gerekiyorsa bunu Avrupa çok az yapmaktadır. Çünkü demokrasi bu durumlara düşmemektedir. Yapacağınız bir şey yoksa elbette kapatacaksınız. Refah Partisi bundan çok daha azını yapmışken
haklı olarak kapatılmıştır. İnsan Hakları Mahkemesi'nin de Türkiye'yi tek haklı bulduğu dava o davadır. Adalet Kalkınma Partisi'nde Anayasa Mahkemesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne laikliğe aykırı parti nitelemesi yapmış mıdır? Yapmıştır. Laikliğe aykırı bir parti bütün yurttaşlarımıza soralım. Laik hükümet görevi yapabilir mi? O davada Anayasa Mahkemesi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne demokrasi karşıtı parti, demokrasi karşıtlığının odağı nitelemesi yapmıştır. Demokrasi karşıtı bir parti demokratik hükümet görevi yapabilir mi? Yani bunlar darbede olacak şeyler. Darbede demokrasi dışı gelir, oturur koltuğa, ona göre devam eder. Şimdi Adalet Kalkınma Partisi laikliğe karşıt olarak, FETÖ dediğimiz şey laikliğe karşıt bir örgüt değil mi? Onları buluşturan ortak amaçlar ne? Ortak amaçlar cumhuriyetin niteliklerini ortadan kaldırmak. Yöntemleri farklı. FETÖ kadrolarıyla Adalet Kalkınma Partisi iktidar gücünü kullanıp yasa çıkararak, yasa yollarıyla devleti değiştirerek, dönüştürerek, şimdi de anayasa yoluyla. Anayasa yoluyla cumhuriyetin niteliklerinin içini boşaltmıyor mu? O davada görüyoruz ki bugün dava açıldığında bugün FETÖ'den yargılanan kişiler o dönemde soruşturmayla görevli bizleri, davaya bakmakla görevli Anayasa Mahkemesi üyelerini bugün FETÖ'den yargılanan kişiler dinleme altına alıyorlar. Ve her nedense Anayasa Mahkemesi'nde kapatma davasına bakan Anayasa Mahkemesi üyelerinden laikliğe aykırı demelerine rağmen bir kısım üyeler hayır kapatılmasın, laik hükümet yapabilir gibi görüş değiştiriyor. Şimdi bunu hukuken savunabilmek mümkün değil. Kimler bunlar? Dinlenen üyeler. İşte belge. Bu dinlemelerle ilgili bugün bu şekilde FETÖ örgütü içinde telekulakla ilgili, dinlemelerle ilgili Ankara'da yargılanan kişiler bizleri sahte isimlerle Adana üzerinden dinliyorlar. Ve bu dinleme nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan tehdit midir, şantaj mıdır, nedir, her ne ise FETÖ durduk yere Anayasa Mahkemesi'ni neden dinler? Bu dava FETÖ'nün davası mı? Bu dava AKP'nin davası. Ben AKP'ye soruyorum. O dönemin AKP başkanı, bugünün cumhurbaşkanıysa, o dönemin başbakanı, genel başkanıysa, bugün de genel başkanı, o dönemin sorumlularına soruyorum. O parti hakkında kapatma davası devam ederken, o kapatma davasından o partiyi FETÖ neden kurtarmak için işe koyulur, durumdan vazife çıkarır? Bunu yanıtlayabilirler mi? Çünkü iktidarda henüz bir kavga yoktur. İktidar olanaklarını beraber kullanmaktadırlar. Yol arkadaşlığı daha o dönemde el ele kol kola beraber yürünmektedir. Ne zamana kadar tekrar benzer tablolar ortaya çıkmasın diye 2010 Anayasa değişikliği neden yapıldı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne o operasyonlar, o anayasa değişikliği sürecinde neden yapıldı? Muhalefeti etkisiz kılmak için. Anayasa değişikliğiyle yargı öyle bir pozisyona sokuldu ki A'dan Z'ye Anayasa Mahkemesi iktidara göre yapılandırıldı. Yargıtay iktidara göre yapılandırıldı ve asla ve asla Anayasa Mahkemesi'nden iktidar partisini kapatabilecek bir şekilde bir yapı ortaya çıkmasın diye Anayasa Mahkemesi tamamen değiştirildi. Yargıtay Başsavcılığı ve artık hiçbir şekilde böyle bir davayı iktidara rağmen ortaya çıkaramazsınız ki
istenilen sonucu sağladılar. Tam o dönemde 2010 anayasa değişikliğinin hemen sonrasında oluşan HSYK, işte bizler onun kurbanı olarak ki o bedelleri ödemekten hepimiz mutluyuz. O cemaatçi HSYK gelir gelmez bizlerin hepimizi Yargıtay dışına, bulunduğumuz görevlerin dışına sürgün işlemlerine muhatap kıldı. Bunu adeta HSYK'ya el koyan o cemaatçi yapı yaptı. Evet. Dün akşam orada aynısı. Orada değinildi o bölüme, onu da konuşalım. Dün akşam benzer kararname çıktı. Şimdi diyoruz ki Türkiye darbeden kurtuldu. Dün akşam çıkan kararnameye bakıyoruz. HSK kararnamesine bakıyoruz. 780 arkadaşımız. Bizim 2010 yılında muhatap kaldığımızdan farkı yok. Yani Türkiye'de darbe önlenmiş ama darbeyi yapan önlenmiş. Kim yaptıysa o önlenmiş. Sonuçta yaşananlar kaç yıl sonra yine aynı şeyler yaşanıyor. Evet. Bugün, yani farklı bir kadrolaşma var bu sefer de. Bugün yani ben bakıyorum şimdi, bakın yargıç savcılıkta evrensel kurallar şunu çok açıkça ortaya koyar. Yargıçlık güvencesinde bir yargıcın rızası olmadan, hele birinci sınıf yargıcın rızası olmadan görev yerini değiştiremezsiniz. Dün akşam sadece Yargıçlar Sendikası mensupları olması veya Charlie Hebdo saldırıları nedeniyle o dönemde Cumhuriyet Gazetesi'ne giden, basın özgürlüğünü koruma adına, hukuk adına mesaj veren kişiler olarak herkese, artı iktidarın beklediği kararı alamadığı mahkemelerde, savcılıklarda görev yapan herkese yönelik dün akşam kararname çıkarıldı. Şimdi bu tabloda FETÖ soruşturmaları, yargılamaları nasıl yürüyecek? Şimdi hemen iktidar nasıl isterse öyle yürüyecek. Şuna geçelim. Şimdi raporun iktidar ideolojisinde yeni HSYK, yeni Yargıtay, yeni Danıştay ve yeni Anayasa Mahkemesi diye başlıklı bölümler var. Evet. Orada 2010 referandumunu siz hazırlattınız. Ona da değinildi. Gülen'in sözleri, FETÖ'nün sözleri, imkan olsa mezardakileri bile kaldırarak referandumda evet oyu kullandırmak lazım sözleri hatırlatıldı ve laik yargının tasfiyesinin demokrasiyi güçlendireceğine inanan liberaller, liberal solcular ve hatta bazı sosyalistler yetmez ama evet sloganı eşliğinde siyasal İslamcı AKP cemaat koalisyonunun değirmenine su taşımayı halka demokratik olarak yutturmaya kalkışlar gibi ifadeler var. Gazete başlıklarında bakın, da buna değinilmişti. Biz raporda da buraya kapsamlı belirttik. Şöyle ele almak lazım. Bakın 2002 ile 2007 dönemi içerisinde bu iktidarın kendi açısından bir hazırlık dönemi. Evet. 2007 ve 2011'e kadarki dönem artık o zamanki adı cemaatle kol kola güçlenerek, kadrolaşarak bazı suç faaliyetlerine giriştikleri dönem olarak görmek lazım. Referandumdan sonra o sizin bahsettiğiniz, bizim raporda dile getirdiğimiz 2011 tarihinden sonra mutlak ittifak halinde bir saldırı var. Neye saldırı var? Bu ülkenin kurumlarına var. Bu ülkenin aydınlarına var. Şimdi 2011 referandumu yapıldıktan sonra hatırlarsanız o zaman Türkiye özgürleşecek üzerinden, Türkiye darbelerle yüzleşecek, Türkiye'de darbeler dönemi kapanacak üzerinden bir kampanya yürütülmüştü. Ve o kampanya sonucunda anayasa değişikliği gerçekleşti. Ama diğer 26 maddeden o diğer maddeler onlar için çok önemli değildi. Yani bu asıl itibariyle Anayasa Mahkemesi ve HSYK'nın yapısının ele geçirilmesi önemliydi. Çünkü şunu unutmayalım, şayet HSYK değişikliği olmasaydı o zamanki HSYK her ne kadar geçmişte bazı ihmalleri olsa da Adalet Bakanı ve Müsteşarı HSYK toplantısına girmiyordu ki o FETÖ'cü savcı ve hakimler görevden el çektirilmesin, alınmasın. Yani o kumpas davalarında bir çözülme yaşanmasın. Dolayısıyla bakın, şöyle bir ekleme yapayım. Ben o nedenle o dönemde Zekeriya Öz'ü terfi ettirmemek nedeniyle o yapı tarafından, o Adalet Bakanı tarafından soruşturmaya açılmış, muhatap edilmiş bir kişi olarak bahsettiğiniz 2010 HSYK'sında cemaat öne geçip
yeni oluşan HSYK'da hatırlarsanız o dönemde yasa çıkartılarak Yargıtay ve Danıştay'a ek yüksek yargıçlık, Anayasa Mahkemesi'ne de ek kadrolar anayasayla verilmişti. Cemaat onları iktidara kullandırmadı. Cemaat hepsini kendi elemanlarından seçtirince ilk kıyamet ve ilk kavga orada hatta başladı. Hatta şu anda bazı soruşturma dosyalarında o zamanın Adalet Bakanı müsteşarıyla bu kadroların pazarlığının nasıl yapıldığı da ortaya çıkıyor. Yani sayı pazarlığı yapıyorlar. Hani şu an şöyle bir anlatım var ya iktidarın, sanki bu bir depremmiş, bir selmiş, bir doğal afetmiş, onların iktidarı dönemine denk gelmiş gibi bunu sunuyorlar ama halbuki ortada organize bir yapının, organize olarak faaliyette bulunan ve suç işleyen bir yapının varlığını görüyorlar, biliyorlar ve bu yapıyla birlikte ittifak halinde pazarlık yapıp kadro veriyorlar. Sayılar konuşuluyor. Kaç ne kadar hakim Yargıtay'a sizden seçilecek, ne kadar bize vereceksiniz gibi pazarlıklar yaşanıyor. Şayet o değişiklik yaşanmasa zaten o zaman hemen peşinden özellikle Balyoz davasındaki toplu tutuklamalar, işte en son onların ceza aldığı sürece giden bir süreç yaşanmamış olacak. Bakın bizi izleyenlerin şunu çok iyi hatırlamasında fayda var. Bugün darbe araştırma komisyonuna gelip de tanıklığına başvurulan Fehmi Korun'un ifadesi ve yazdığı kitaptaki beyanlar çok önemli, çok tarihi anlamda önemli. Çünkü oradaki şu beyan, anlatıyor. 17 Aralık olduktan sonra Sayın Gül ve Sayın Erdoğan'ın birlikte kendisini aracı olarak Pensilvanya'ya göndermesi ve oradan gelin uzlaşalım. Çünkü o zaman dershane krizi var. Yani dershanelerin kapatılması meselesi var. Bir uzlaşma arayışı var. O kitabında da tanıklıklık mecliste komisyona verdiği tanıklık esnasında da belirttiğinden şu çıkıyor. Şayet bir anlaşma olmuş olsaydı 25 Temmuz yaşanmayacaktı. O da şu demek, o tarihe kadar yapılan kumpaslar nedeniyle yürütülen soruşturmalar devam edecek. Belki de bilmem kaçıncı dalgalarla bu işin artık Türkiye'yi tamamen ele geçirecek bir sistematik içerisinde gidilecekti. Yani burada bir projenin devamında, projenin başında sen mi olacaksın ben mi olacağım kavgasının sonucudur bunlar. Kesinlikle. Bunu böyle görmek lazım. Ve bu süreci çok iyi bildiği için bakın biz tespitlerimizi söylüyoruz ama olayı gerçekleştirenler neler yaptığını hepimizden daha iyi bildiği için bu meselelerin çok fazla derinlemesine araştırılmasını da kesinlikle istemediler ve o nedenle biz ısrarla şunu söyledik. Herkesin gözü önünde gerçekleşen bir darbe girişimi. Evet. Ve bu darbe girişiminin bütün yönleriyle açığa çıkmasından siz niye rahatsız oluyorsunuzun altında işte bu gibi gerçekler yatıyor. Çünkü eştikçe bunlar ortaya çıkıyor. Önemli olan nokta şu. Şimdi ihmaller olabilir. Geçmişte işte benzeri yapılarla daha etkin, daha köklü mücadelenin planları yapılmalıydı denebilir. Ama önemli olan nokta şu. Bir cemaatin artık suç örgütüne dönüşmesi ve organize şekilde suç işlediğini görüp bilip hala sizin o yapıyla ittifaklı şekilde hareket etmeniz. Bugün somut olarak ortaya şunlar çıkıyor. Bakın kadrolaşma deniyor. Kadrolaşmanın temel olarak hedef seçtikleri yerler Milli Eğitim Bakanlıkları kilit önemde ve biz Milli Eğitim Bakanlarının hiçbirini dinleyemedik. Müsteşarların hiçbirini dinleyemedik. Evet. Adalet Bakanları önemli, buraları ele geçirmek için neler yapmışlar. Hepsi pazarlık konusu olmuş. Müsteşarları önemli. Bunların hiçbirini dinleyemedik. Mesela bir TÜBİTAK bunu, örneği var sizde. Ben TÜBİTAK örneği mesela raporda da yazdık. Şimdi diyor ki şu pervasızlığa bakın. Bugün ortaya çıkan delillere göre diyor ki bazı kurumlar bu yapı için, cemaat için, o zamanki adıyla cemaat, şimdi FETÖ ile için çok kritik önem önem arz eden yerler. Ne gibi? İşte TÜBİTAK gibi. Özel mahrem yerler diyorlar bunlara. Burada kadrolaşmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar. Peki kadrolaşmayı nasıl yapıyor? Şimdi yazmış savcı orada iddianameyi. Demiş ki 2011 yılında mevcut iktidara bir KHK ile kanun hükmünde kararname çıkartarak kendi adamlarını TÜBİTAK'ın başkanı ve yönetimine seçtiriyorlar. Ve sonrasında ne yapıyorlar? Bu ülkenin lehine olacak, araştırılması gereken, geliştirilmesi gereken çeşitli projeler sekteye uğratılıyor ve orada hani diyorlar ya bizim kriptolu telefonumuzu dinlediler diye
İşte o kriptolu telefonu üreten mekanizmayı atamaları sen yapmışsın zaten. Yani kendi elinle bunları oralara yerleştirmişsin. Dolayısıyla bir yanılma, kandırılmanın ötesinde mutlak bir ittifak halinde o kadrolara verildiği, yer açıldığı, yerleştirildiği bugün çok ortada. Bugün bizim yaptığımız itirazlara karşı böyle aşırı saldırgan bir üslupla davranılmasının sebebi de geçmişte yapılanların çok iyi onlar tarafından bilinmesidir. Biliniyor olması. İşte şunu ne istedilerse ekleyelim, verdik denildiğinde de şunu ekleyelim istenmiş. Vatandaşlarımız da bizi dinlerken, şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan araştırma komisyonunda iktidar nasıl istediyse o eksende araştırma gerçekleşti veya gerçekleşemedi. Daha doğrusu eğer siyasi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçek anlamda bir denetimi olabilseydi iktidarı terletecek çok ciddi sonuçlar ortaya çıkacaktı. Dolayısıyla burada meclis denetimi yaptırılmadı. Şimdi halkımız şunu yanlış değerlendirilmesin. Açılan davalar var. Açılan davalardaki tablo oradan farklı mı? Hı hı. Şimdi sanki açılan davalarda her şey gerçekten ne yaşanmışsa onlar soruşturuldu da onların davası açıldı da yargı olabildiğince her şeyi gerçeklere uygun bir şekilde yürütüyor gibi asla ve asla algılamasın halkımız. İşte davada iddianame düzenlendiğinde savcılar Adalet Bakanlığı'nın öncesinde ziyarete gidiyorlar. Ben meslek hayatımda böyle bir tablo görmedim ki yargı bağımsızlığı Türkiye'de her zaman sorumludur. Ama ne yazdınız ne ettiniz götürüp de bunu bir Adalet Bakanlığı'na sunarak, sunum yaparak ondan sonra gidip bunu mahkemeye sunmak Türkiye'de bu ancak darbelerde olur. Hı hı. Darbe yapmışsanız olur. Yani açılan davalar da böyle açılıyor. İddianameler böyle düzenleniyor. Yargı Adalet Bakanlığı'nın etkisi altında. Şimdi söylediniz evet iç tüzük uyarınca komisyon süresi sınırlı. Şimdi olabildiğince meclis denetimini etkisiz kılmak için ve günü kurtarmak için iktidar buna oynuyor. Bakın biz burada iyi niyet olsa uzlaşma komisyonu kurar devam edersin süreye bağlı kalmasın. Yani kesinlikle, bir yıl çalışırsın. Kesinlikle. Kesinlikle. Eşit sayıda kurarsın. Öyle bir amaçları yok ki. FETÖ'yle mücadele konusunda günü kurtarmak, etkili bir mücadele yapmak amaçları yok. Şimdi FETÖ diye hakkında ihraç kararı verilen on binlerce, yüz bin civarında yurttaşımız var. İçinde FETÖ'cü olan da var, olmayan da var. Hakkında kanıt olan da var, olmayan da var. Ama iktidarın gözüne kestirip etkisiz kılmak istediği herkes de, kimi isterse FETÖ diyor, işinden ediyor. İşte Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, basın kuruluşları, tüzel kişilikler, her türlü. Şimdi bunun içinde başbakanlığa bağlı OHAL kanun hükmünde kararnameyle komisyon kuruldu. Aynı şeyi orada yapıyor dediğiniz bir gibi. Hatta size aslında o da aylarca oldu, evet. Hala ortada. Size yani milletvekillerinin çalıştırılmadığı bir yerde başbakanlığa bağlı o komisyon nasıl çalışacak? Aslında o biraz şeyin önünü kesmek için göstermelik. Anayasa Mahkemesi'nin, tabii, İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Ama o kadar kötü sonuçlar ortaya çıkıyor ki bakın. Bu aynen 12 Eylül'den daha vahim bir tablo yaratıyor. Nasıl yaratıyor? Şimdi bu zaten komisyon 7 kişi. Zaten olarak imkanı yok. Yani bu kadar 200 bin, 150 bin insanın başvurusu olacak da. Yani oturun kişi, hesaplayın. 7 kişilik komisyon, 5'i doğrudan iktidara bağlı. 7 kişilik komisyon Ocak ayında bu kanun hükmünde kararname çıktı. 3-4 ay sonra üyeler seçildi. Hala çalışma esasları belirlenmiş değil. 7. aya giriyoruz. Hala komisyon fiilen göreve başlamış değil. Evet. Bu çalışma esasları yayınlanacak. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'ne, diğer yerlere giden başvurular buraya devredilecek. Buranın vereceği karar idari yargıya gidecek. İdari yargının vereceği karar Anayasa Mahkemesi'ne gidecek.
Ondan sonra bu kaç yılınızı alacak? 5-6 yılı alacak. Yani AKP'nin iki dudağından ne çıkıyorsa bu komisyona işlem olarak gidecek. Türkiye'de herkes AKP'nin iki dudağının arasından çıkana 5-6 yıl boyunca tabi evet. olacak, teslim edilecek. Böyle bir tabloda işte halkımızın adalet isteği, halkımızın hukukun üstünlüğüne elbette yani insan hakları mahkemesi tarihinin en kötü kararını verdi. Bu başbakanlığa bağlı komisyonu sanki etkili bir başvuru yoluymuş gibi o komisyon yolunu kullanmadan yapılan başvuruyu reddetti. O birebir oraya bağımlı, birebir oraya bağımlı bir komisyon nasıl başvuru yani yolu olabilir? Yani bir şeklen ele almak gibi oldu. Çünkü Anayasa Mahkemesi arada bile iktidarı denetleyemiyor. Yargıç savcılar bile iktidara aykırı bir işlem yapamıyor. Yapan soluğu Türkiye'nin bilmem neresinde alıyor. Yargıç savcının böyle olduğu, Anayasa Mahkemesi'nin öyle olduğu yerde bürokrat ne yapacak? Ne yapacak? Yani yine yapacak. Şimdi burada işte bu darbe hukuku. Bu darbe hukuku. Şimdi siyasi ayağını en sona bırakacağım da hani en çok tartışılan konu. Ama tabii hani bu yola giderken nasıl döşendi o yapı taşları? Birazcık onu. Bir de biraz önce siz Fehmi Koru'yu söylediniz. Fehmi Koru ve 17-25 Aralık'ı da işte olmasaydı ya da hiç olmasaydı 17-25 Aralık ne olacaktı o zaman? Yani FETÖ ne yapacaktı? Ülkeyi teslim almış olacaktı. Adeta. Önce nasıl başladığından bir konuşalım. Sonra da sonuç ne olurdu evet, eğer. Ki, tabii sizinle başlayalım Zeynel şimdi, Bey. Şimdi bakın şu tespiti net olarak 2004'teki sunumda yapılmış. Daha önceki bazı tespitler yine var tabii şüphesiz izlendiğine yönelik. İşte bizim araştırma komisyonunda MİT eski müsteşarının beyanları önemli. İlk aşamadan itibaren MİT tarafından izlenen ama henüz bir suç işlemediği için müdahale imkanı olmayan, yapılmayan ama ne yapıldığı faaliyetleri takip edilen bir yapı söz konusu olduğu belirtiliyor. Yani oradan şu çıkıyor, çok evvelden itibaren bir takibat söz konusu. Ama ne zaman ki bunu bir tehlike arz ettiği, artık bunun bir ülke beka meselesi haline geleceği öngörülmüş, o vakit bu somutlaştırılarak ortaya konmuş. Ne yapılmış? Denmiş ki, biz devlet olarak bunun bir tehlike olduğunu tespit etmeliyiz ve bu tespit üzerine de bir eylem planına geçmemiz lazım. Şimdi Hilmi Özkök'ün komisyonda beyanlarında biz bunu dile getirdik ve açıkladık, izah ettik ama bir şey yapıldığında görmedik şeklinde beyanı var. Ondan sonra aslında şu da çok önemli. O tarihe kadar yine bazı tespit olunan FETÖ'cülerin ordudan ihracı mümkünken o tarihten sonra aksine böyle bir tespit ve ihracın önü de kapanmış oluyor. Yani daha da adeta daha da yerleşsin ve bunu teslim alsın isteniyor adeta. Evet. Çünkü şu çok net, kendi anlayışlarındaki kendilerine göre yorumladıkları bir inanç eksenli otoriter bir yönetim şekli kurmak adına faaliyet gösteren bir yapı var ve bu yapıyla kurulan İttifak var. Kargolaşması da karşılıklı adeta alışveriş gibi olduğunu düşünün. Yani hem medyasıyla hem işte seçmen tabanıyla, propaganda imkanlarıyla desteklediği bir iktidar var. İktidarın büyüttüğü bir yapı var. Ve bu iki yapı birbirine karşılıklı güç vererek devam ediyorlar süreç boyunca. Ve mesela 2003 şu yılında o ihraçlar değil mi? Tabii, hani 2003 yılında AKP iktidarı gelene kadar kesiliyor. İhraçlar devam ediyor ama özellikle 2004'ten itibaren çok ciddi zayıflıyor. Referandum döneminden sonra ise hiç ihraç olmuyor neredeyse. Belli dönem biz onun kendi raporumuzda da hangi dönem ne kadar tespit edilmiş, ihraç yapılmış onu da belirttik. Bakın şu evet. beyan çok önemli. Şimdi Işık Koşener biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı iken istifa etmişti. O zaman da Türkiye gündemine evet. oturmuştu. Şimdi biz bu beyanını bizim komisyonda sorduk. Siz neden istifa ettiniz diye. Ve şu cevabı aldık. Denildi ki masum olduklarını bildiğim silah arkadaşlarım sadece bir yapı tarafından kendilerine yer ve kadro açılmak maksadıyla hemen yaş toplantısı öncesi 2011'deki o yaş toplantısı öncesinde
alelacele haklarında tutuklama kararı verilmişti referandum HSK referandum değişikliği olduktan sonra, 2011 referandumundan sonra. Ve bizim mevzuatımıza göre bizim personel tutuklu olduğunda biz terfi edemiyoruz, onları emekli ayırmamız lazımdı. Bunlar çok değerli, birikimli, bu ülkenin yetiştirdiği değerlerdi ve ben bunların kendi imzamla emekliye ayrılmasını istemiyordum. Başbakan'a bu konuyu açtım. Kendisi de bana hak verdi esasında. Bakın burası çok önemli. Kendisi de bana hak verdi. Hatta bir keresinde kanunlar ve kararlar dairesine yeni bir kanun çıkarılması için, yani bu emekliliği konusunda bir yeni düzenleme yapılması için bir girişimi oldu. Ama hemen o gün bu yapıyanın hakimiyetinde olan yargı organları, medya organları tarafından işte askere özel yasa şeklinde propaganda yapıldığında bundan vazgeçti dedi. Şimdi bu niye önemli, bu kadar detaylı anlattım? Şundan ötürü, siz artık bir tehlikenin %100 vakıfsınız, artık hiçbir mazeretiniz yok, tespitiniz de var ama size dokunmadığı için herhangi bir düzenlemeye girişmiyorsunuz. Keza MİT Müsteşarı Emre Taner'in Erzincan MİT operasyon yapıldığında ben gidip de bunun bir sonraki operasyonun, evet, devam eden operasyonların başlangıcı olacak, bizim tepkimizi ölçüyorlar şeklindeki beyanı da ortada ve orada da herhangi bir düzenleme yapılmıyor. Yani şayet 2013'teki o 17 Aralık'tan sonra arada bir anlaşma olsaydı 25 Aralık olmayacaktı ve bugünkü geldiğimiz noktayı düşündüğümüzde belki darbeye ihtiyaç duymadan her şey tamamen ele geçirmiş de olabilecekti. Bu da çok net. Yani aslında işte Fehmi Korun'un o aracılığından sonra 5 yıl mı oluyor? İşte 4-5 yıl sonra ülkeyi ele geçirmiş olacaktı FETÖ, evet, terör örgütü. Şimdi ben olayı şöyle yorumluyorum. 2010 anayasa değişikliği sonrasında FETÖ veya AKP hangisi yapılandırılan organları ele geçirirse iktidara o yürüyecekti. FETÖ'nün amacı, AKP'yi kullandı, işi bitti, iktidara FETÖ yürüyecekti. Ama AKP FETÖ'ye o fırsatı vermedi. Onun için bütün yüksek yargı organlarına FETÖ kendi kadrolarını yerleştirmesine rağmen kıyamet orada koptu zaten. Adım adım AKP FETÖ'yü sıkıştırdıkça FETÖ da o süreçten sonra Oslo tutanakları, sonrasında MİT müsteşarının ifadeye çağrılması, sonrasında çözüm süreciyle ilgili diğer konular derken 17-25 her yıl 2010'dan sonra karşılıklı kavgalar her yıl ortaya döküldü. Yani nasıl olsa biz iktidarı ele geçirdik. Kim kavgası. 2011'de milletvekili listelerinde de istediklerinin verilmemesi de O iktidar yani kavgası, ikisi de 2010 yılında laik cumhuriyete karşıtlığını ortaya koymuşlardır. O laik cumhuriyete karşıt iktidarı kim yürütecek? Hayır, bir de mesela devlet elçi gönderiyor adeta. Tabii. Hani, yani siz yani kime, kim hangi mesela, sıfatla, kim yani, ne şeyle gönderiyorsunuz? Kim? Yani bu elçiyi göndermenizdeki maksadınızla nereye varacaksınız? Yani siz mesela orada anlaşma olsa, bugün kapattığınız dershanelerin işte o gün kapatma girişiminde bulunduklarınızın önünü mü açacaktınız? Ya da bugün kapattığınız işte içeri attığınız yargıçlara daha fazla kadro mu verecektiniz? Ne yapacaktınız yani? Şunu soralım. Halkımız önünde şunu soralım. Cumhuriyeti ayakta tutan Atatürk ilke ve değerleridir. Atatürk devrimleridir. Laiklik olmadan cumhuriyetin yaşaması, böyle bir şey asla düşünülemez. Adalet ve Kalkınma Partisi kendisini laik bir parti olarak niteliyor mu, nitelemiyor mu? Açık ve net bunu soralım. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önceki ifadeleri yok mu mesela? Cumhurbaşkanına soralım. Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı kendisi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan kendisi ne layık olarak niteliyor mu, nitelemiyor mu? Sayın Erdoğan diyor ki kişiler layık olamaz. Evet. Kurumlar layık olabilir. İşte meclis başkanı bunu çok aleni bir şekilde ifade etti. Gelen tepkiler şimdi, üzerine kendi beyanını işte biraz dedi, değiştirdi anayasada falan, ama bunu net olarak ifade etti. Aslında bunlar
böyle ağzından kaçan sözler değil. Toplumun tepkisini ölçüp okuduğunuzda zamanı bekliyorlar yani. Birebir FETÖ'yle bunlar arasında hiçbir fark görmüyorsunuz. Tek bir fark yöntem farkı. İktidarı kim hangi yöntemle ele geçirecek? Onun için bunlar birlikte yürüdüler. Sonra o iktidara kim oturacak, kim kalıcı olacak noktasında kavga orada çıktı. 2010 anayasa değişikliği iktidar için yargıyı tamamen kullanıp o anayasa değişikliğidir. CHP'ye yapılan operasyon o anayasa değişikliği sürecinde etkisiz bir muhalefetle Türkiye'nin o halk oylamasına gitmesi ve iktidarın, çünkü meclisten çıktığında hemen CHP o işleme muhatap kalmış. Böyle bir tabloda o halk oylamasında başarısız olmamak için o operasyon söz konusu edilmiş. Şimdi hep bakıyoruz önündeki engelleri aşma noktasında yargıyı öyle yapıyor. Anayasa bir iktidarı sınırlandıran en önemli belgedir. Bugün iktidarı, AKP'yi sınırlandıran anayasada ne kaldı? Anayasa olsa ne, olmasa ne? Ha, geliyoruz işte bu noktada dediniz ki neden bu aşamaya geldik? FETÖ nasıl palazlandı? İktidarlar sürecinde, AKP sürecinde nasıl bu noktaya geldi? Atatürk ilke ve devrimlerinden, değerlerinden sapma ne kadar zirveye, hangi dönemlerde çıktıysa FETÖ'de o dönemlerde o kadar kendisine yer buldu. Devletin bütün organlarına sızdı. Şimdiki... Din ve inanç sömürüsünün arttığı her dönemde FETÖ'nün kendisine zemin yarattığı, kadro yarattığı, olanak yarattığı dönemler hep bu dönemler. Şimdi de benzeri yapılıyor. Binlerce insan ihraç edildi. Yeni cemaatlerin, tarikatların oluşmayacağının garantisi bakın, de şu anda. Bakın bu mücadele de gerçekten hukuki bir mücadele değil. Yargı organlarının kullanıldığı bir mücadele. Şu süreçler yaşandıktan sonra ben Ergenekon'la ilgili süreçte soruşturmaya muhatap kaldım. Diğer kişiler gibi tutuklanmadım. O süreçte yargı organları kullanılarak, cemaat yargısı kullanılarak bir süreç yürütüldü. 3 yıl, 5 yıl insanlar tutuklu bırakıldı. Ve o sürecin adı sanki bir yargıç süreciymiş gibi Türkiye'ye sunuldu. Şu an iktidarın gerçek anlamda FETÖ'yle hesaplaşma ve yargı yoluyla gerçekten hukuka uygun bir mücadele niyeti olsa bu süreç böyle yürütülmez. Bu süreç 3 yıl 5 yıl gibi böyle gidecek. Aksi halde iktidarın sorumlulukları çok net. Çünkü bu yol öyle iktidarın sorumsuz olmayacağı şekilde bu noktaya kadar gelmedi. Onun için belirli bir süre bu süreç böyle gidilecek. Şu an zaten hukukla yürütülmediği için bu soruşturmaların, bu davaların çok önemli bir bölümü içi boşalacak. Sonuçsuz kalacak. Bunu iktidar da biliyor. Şimdi aslında bundan sonra ne yapmak lazım? Evet. Bu anlattıklarımız ışığında. Şu anda artık bu ülkedeki bir yerde sağcısı da solcusu da farklı görüşlerdeki de yeter ki Cumhuriyet değerlerine bağlı elbette bir ittifak halinde, bir güç birliği halinde oluşan bu özellikle hayırda ortaya çıkan o %50'lik yapının güçlenerek, karşı kitleyi ikna ederek, tabanını ikna ederek yoluna büyüyerek devam etmesi. Bunun şartlarının oluşması lazım. Bunu yaratmamız lazım bizlerin. Ve aslında bu bütün yaşadığımız tehlikelere rağmen Türkiye bugün hala dimdik ayaktaysa işte o Cumhuriyet değerlerine bağlılık dediğimiz o kuruluşundaki o sağlamlık nedeniyle. Elbette. Dünyanın hiçbir yerinde, inanın, hiçbir ülke bu kadar saldırı altında kendi eliyle, kendi seçtiği iktidarlar tarafından bu kadar saldırı altında kalıp da yine dimdik ayakta duruyorsa işte o kuruluşundaki sağlam ilkeler çerçevesinde o ilkeleri günümüzdeki şartlarla
Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırıp ülkenin yoluna devam etmesi lazım. Ama bunun şartlarını oluşturmamız ve bunun için de bu önümüzdeki dönemi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani 2019'a giden süreci çok iyi değerlendirmemiz lazım. Geçmişte yaşananların aslında bugün Türkiye'de ben şuna inanıyorum. Bunda bir tartışma noktası yok. Bugün AKP'ye oy veren vatandaşa da söylesen ya başımıza bu olaylar niye geldi desen o da der ki benim oy verdiğim partinin yaptığı işler nedeniyle. Çünkü herkes biliyor ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda değildi. Yani tutup da bizleri suçlayacağı hiçbir şey yok. Diğer partiler de iktidarda değildi. Bu felaketleri ne zaman yaşadık? Bu vakitlerde yaşadık. Bu iktidar döneminde yaşadık. Bunda bir tartışma noktası yok bence. Burada Türkiye'de sağlam bir adalet mekanizmasının kurulması elzem. Bu adalet mekanizmasını şöyle yorumlamak lazım. Mahkemeler bağımsız, tarafsız, yetkin olmalı. Yapılacak seçimlerde de bu bağımsız, tarafsız mahkemelerin gözetimi, hakimlerin, yargıçların gözetimi altında objektif bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak lazım. Çok iyi noktaya geldiniz. Türkiye'nin çıkış yolu ancak budur. Türkiye'de en son yapılan referandumda iktidar YSK şaibe karıştırmış, iktidar da bu şaibeyi desteklemiştir. Türkiye'nin bir daha bu şaibeli seçim yaşamaması için önce sağlam bir adalet mekanizması kurmamız lazım ki biz şu duyguya kapılalım. Yani biz bilelim ki vatandaşlar bilsin ki gidip oy verdiğinde bu iktidar değiştirebilecek. Bunu biz inanıyoruz. Bu son seçimde bunu gördük. %50'yi geçtiğine inanıyoruz. Şaibe karıştığına inanıyoruz. Ama demek ki bizim bir %10 daha ikna etmemiz lazımdı. Yani biz önümüzdeki seçimleri farklı kazanacak siyasi ortama sahibiz. Bunun için umutsuzluğa kapılmadan çalışmaya devam etmemiz lazım. Yani bizim bu işteki çıkacağımız, çıkartabileceğimiz sonuç bu olmalı. Şimdi çok iyi bir noktaya geldik. Çok iyi bir noktaya geldik. Şu an işte yargıçlarla diğer kamu görevlileri, memurlar şöyle yan yana koyduğumuzda memurların atamaları, diğer işlemlerini kim yapıyor? İdare yapıyor, bakanlık yapıyor, hükümet yapıyor. Yargı niye ayrı? Etki altında kalmasın diye hükümetin düşüncesini taşımayan insanlar hakkını ararken herhangi bir şekilde haksızlığa uğramasın, hakkına ulaşabilsin diye dünyanın artık Türkiye gibi herhangi bir ülke kaldı mı? Evrensel kuralları uygulayan bütün ülkelere baktığımızda HSK gibi kurallar var ve evrensel kural şu deniyor ki HSK gibi kurulları yargı kendi seçecek. Hiç olmazsa çoğunluğunu yargının kendi seçmesini şart arıyor. Bize bakıyoruz. Birçok ülkede öyle zaten. Yani abi bu kural tabii. Yazılı kural bu. Yazılı kural bu. Bize bakıyoruz. Şu an siyasi parti genel başkanı olan Cumhurbaşkanı ya bizzat ya da o siyasi partinin çoğunlukta olduğu meclis yoluyla ama tamamını bir siyasi partinin seçtiği HSK bütün yargıç ve savcıların her şeyine karar veriyor. Böyle bir HSK olsa ne yazar? Olmasa bunu kim yapacak? Adalet Bakanlığı yapacak. Gene aynı parti. Neden var böyle bir kurul? Parti bu sorumluluğu kendi üzerinden atıyor. Bakın oradaki yargıç savcılar sanki bu işi yapıyor ben sorumlu değilmişim gibi. Böyle bir duruma düşen bir başka ülke yok. Hukuk işliyor diyor mesela. Şimdi bakın. Hukuk karar verir. Cumhuriyetin bir niteliği hukuk devleti. İşte 61 anayasasında bunlar getirildi. Bugün Türkiye 50 yıl geriye götürüldü. Bugün adalet bu güven sorununu topluma her şekliyle yansıtıyorsa, Türkiye bu durumlara düşmüşse, işte yargı bu pozisyonlara düşürüldüğü için. Bu HSK, bu iktidar oturdular. Biz yargıda örgütlenmede onlara adım atmalarında ilk kez engel çıkarınca yargıda kendi örgütlerini kurdular. Evet. Kendi örgütlerini kurunca şu cümleyle tabii bitireyim. Kendi örgütlerini kurunca o dönemde bizlerin başvurduğu Dünya Yargıçlar Birliği, Avrupa Yargıçlar Birliği'ne bakın bizi üye yapın diye başvuru yaptılar. Oradan Türkiye için
Türkiye için kendilerinin buna bir pay çıkarmaları lazım. Etki altında, hükümetin etkisi altındaki bir yargı örgütünü üye kaydetmiyoruz, başvurunuzu kabul etmiyoruz diye ret yanıtı almışlardır, arşivlerdedir. Dolayısıyla bugün örgütlenmek yargıda etiğin bir gereğidir. Yani Türk yargısının en az yarısı etik dışı hareket eden bir yargı durumuna getirilmiştir bu iktidar tarafından. Yani bunu darbeler yapmadı. Aslında buradan oluyor. Adalet sokakta aranmaz dedi iktidar ama herkes sokakta şu anda. Yani adalet aslında arıyor herkes. Aslında yürüyüşe de yani 20 gün oldu. O kadar demokratik, o kadar iyi niyetle başlayan bir yürüyüş ve çok dikkatli yürüyor. Biliyorsunuz partimizin orada yönetimin aldığı kararlar var. Yürüyüş esnasında neler yapılacağı. Yani bu neyi söylüyorum, bunu niye izah ediyorum? Bir dikkat var, bir hassasiyet var. Nasıl biz anayasa kaynaklı protesto hakkımızı kullanıyorsak, bizim gibi düşünmeyenleri de incitmeyelim, engel olmayalım. Hatta onlar da bizi protesto ettiğinde karşılık vermeyene kadar her şeyi düşündüğümüz bir yürüyüş bu, adalet yürüyüşü. Ancak buna karşın görüyorsunuz işte o iktidarın kullandığı dil, ötekileştiren dil nedeniyle kamp alanımıza işte tezek döküldü. Yani evet. Aslında bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu işte bizim iddiamızı doğruluyor. Yani bu adalet mekanizmasındaki o çürümüşlüğün, o rezilliğin, o kokuşmuşluğun yansımalı bunlar. Yani adalet yürüyüşüne verilen tepkiden aslında. Yani düzce de AKP'liler de tepki gösterdi duruma. Bu olayı yapanlar kendisini seçenleri dahi kızdırdı. Kendisini seçenleri dahi kızdırdı ve kamuoyuna da yansıdı onlar. Paylaşıldı mesela. Çünkü tamamen barışçıl alkışlar eşliğinde giden bir şey, kendisini protesto edene dair genel başkanımız saygıyla el sallayarak devam ettiği bir süreç ki halkın genelinde de büyük bir destek var. Aslında olması gereken şu, iktidar bu çağrılara artık kulak tıkamamalı. Türkiye'de biz hep şunu söyledik başından beri, geçmişimizden beri Türkiye'nin yaşadığı tehlikelerin etkenlerini, sebeplerini söylüyoruz. Evet, Türkiye FETÖ ile de mücadele etmeli. Diğer terör örgütleriyle mücadele etmeli. Ama bunu yaparken kullanması gereken şey hukukun evrensel normlarıdır ve hukuk kurallarıdır. Bunun dışına çıkmamanız lazım. Ve burada da şunu yapmazsanız işte o vicdan, o adalet duygusu zedelenir. Yani bunun bir yönetim katmanı var, yöneticiler var. Suçu işleyen o organize yapıyı yönlendirenler var. Bunların çoğu yurt dışında, evet. Çok çok az bir kısmı belki yakalandı. Onun bir altında sınıflandıracağınız güç taşıyan, ekonomik maddi olarak güç taşıyan kısmı var. İşte medyasıyla bilmem neyi. Onun sadece belli bölümü yakalandı. Daha alt tabaka, yani işin çaycısı, çorbacısı bilmem neyi, onları almışsın, atmışsın, ihraç etmişsin. Hemen bunlar, tabii oradan bunlar siyasi işte ayağı o zaman da. Şuna geliyor. Orada diyorlar ki vatandaşta, kardeşim adliyedeki zabit katibi var da, bunları buralara taşıyanlar siyasiler değil mi? Bunlar nerede diyor. Peki, İşte bu duygu, bu gideceğiz. Adalet duygusunu yitirdiğiniz zaman o toplumdaki o öfkeyi biriktiriyorsunuz. Evet. Yani reklama gideceğiz. Çünkü reklamdan sonra da esas sizin o değindiğiniz konudan devam edeceğiz. Çünkü siyasi ayağın halen ortaya çıkarılmaması mücadeleyi bir anlamda da etkiliyor. Ve nasıl etkiliyor? Son bölümde de bunu konuşacağız. Bizden ayrılmayın.